Yoga nefesiyle başlayacağız. Yoga nefesi için ilk olarak tüm nefesi karnına doldurabilmek adına elini karnının üzerine yerleştir. Gözlerini kapat, sırtın dik, bedenin kontrollü, rahat bir oturuşa gel. Burun deliklerinden aldığın nefesi yavaş yavaş karnının içine doldurmaya başla. Al nefes. Ver nefesini. Al tekrar ve şişir karnını. Ve boşaltırken nefesi burun deliklerinden karnını yavaş yavaş içeriye doğru çekmeye başla. Al nefes. Uzun ve yavaş ve derin bir nefes. Nefesi alırken olabildiğince nefesinin sesini duymamaya özen göster. Ve sakince boşalt nefesini yavaş yavaş. Al tekrar. Karnının hareketini izle. Karnını fark et. Ve ver nefesini yine. Dikkatin dağılırsa karnına, nefesini ya da iki kaşının ortasına odaklanabilirsin. Al nefes. Ve boşalt nefesini. Nefesi tekrar karnına doldur ve şimdi göğsümüzü de ekleyeceğiz. Nefes alırken önce karnını şişirmeye devam et. Şimdi göğsün yavaş ileriye doğru açılıyor. Nefes hala karnında ve göğsünde. Nefes verirken önce göğsünden boşalt. 1, 2, 3 ve karnından. 4, 5, 6, 7, 8. Al nefes karnına, sırtındaki dikliği bozma. 2, 3, 4, 5. Al göğsüne. 6, 7, 8. Ver göğsünden nefesi. 1, 2, 3 ve karnından boşalt. 4, 5, 6, 7, 8. Al tekrar ve gönder karnını dışarıya. Sen karnını dışarıya doğru ittirdiğinde diyafram kasın aşağıya doğru insin ve ciğerler genişlesin, full kapasite çalışsın ve nefesi şimdi önce göğsünden boşalt, göğsünü içeriye doğru kapat ve en son karnındaki nefesi dışarıya doğru gönder. Al tekrar nefes ve şişir karnını. 1, 2, 3 ve göğsüne doldur. 4, 5, 6. Omuz başlarını içeriye alır gibi nefesi omuzlarını genişlet. 7, 8, 9. Sanki koltuk altından köprücük kemiklerinden boşaltıyorsun. Kapandı omuzlar. 1, 2, 3 ve göğsün içeriye doğru girdi. 4, 5, 6. En son karnını çek içeri. 7, 8, 9. Al nefes, şişir karnını. 1, 2, 3 ve göğsün genişledi. 4, 5, 6 ve omuz başların geriye doğru açılıyor. 7, 8 ve 9. Nefesi verirken önce omuz başlarını kapat. 1, 2, 3, göğsün geri içeri. 4, 5, 6 ve karnın içeride. 7, 8, 9. Artık nefesi normalleştir. Bedeni rahatlat. Birkaç normal nefes. İzle sadece nefesini. Müdahale etme. Son derin bir nefes. Ve çok yavaşça gözlerini açabilirsin, aralayabilirsin.
Beden kilitlerinden calandra bandayla devam edeceğiz. Çene kilidiyle. Nefesi yukarıdayken alacağım. Nefesi tutacağım nefes içerideyken. Ve çenimi önce geriye sonra aşağıya doğru çekip iyice göğsüme değdirip ellerimle dizlerime basıp sırtımı kabartacağım. Ve calandra bandı da ortalama 25 saniye kadar kalmayı hedefleyeceğim ve 3 set halinde yapacağım. Nefesi alırken yukarıya çıkan enerjiyi, yükselen pranayı calandra bandı çene kilidini kilitlemekle birlikte tekrar omurga bölgesine yönlendiriyorum ve bedenimin içerisinde, omurga bölgesinde kalmasını ve uyanmasını sağlamaya çalışıyorum. Banda yapmaktaki amacım bu. Diğer bandalar için de daha gözle görülebilir, daha spesifik etkileri olduğu için özellikle karın bandasında karın kaslarımı da düşüncelerimle, zihnimle, zihnimi kontrol ederek, düşüncelerimi kontrol ederek ne kadar etkili ve büyük etkiler yarattığını görebilmek adına diğer bandaları hem zihni çalıştırmak hem de enerjiyi istediğim yönde kullanabilmek, istediğim yöne yönlendirebilmek amacıyla yapıyorum. Ama şu an calandra bandı da spesifik olarak gözlemleyebildiğim bir nokta yok. Ama calandra bandı da aynı zamanda tiroid problemlerine de çok iyi geliyor. Şimdi 3 kez birlikte uygulayalım. Çeneni yukarıya doğru kaldır. Al derin bir nefes. Nefes bedendeyken çenen geriye ve aşağıya kilitle calandra bandını, sırtını hafif kabart, kolların kilitli, kulakların omuzlara yaklaştı. Nefes bedende, kal burada. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ve önce beden kilidini çöz, bedeni rahatlat, sonra nefesi dışarıya doğru gönder. Bir kez daha, çenen yukarıda, al nefesi burada. Nefesi tut, çeneni geriye gönder ve aşağıya bastır, calandra bandayı kilitle. Bedeni çöz, nefesi ver dışarı ve son kez hazırsan çenen yukarıda, al nefes. Tut nefesi, kilitle bandını, kal burada. Bedenini çöz, nefesi ver ve bedenini rahatlat. Uddiyana bandayı nefes verdikten sonra yapıyoruz ama calandra bandayı hem nefes aldıktan sonra hem de nefes verdikten sonra iki şekilde olmak üzere uygulayabilirim. Şimdi birazcık beden ısındı. Bir süre namaskarla da tekrar bedeni ısındıralım. Bir tur yavaş, iki tur hızlı olacak şekilde Surya Namaskar için hazır hissettiğinizde matın başına gelebilirsiniz. Matın başında ayaklarım omuz genişliğinde açık. Ayaklarımı, tabanlarımı tam olarak matın üzerine yerleştirdim. Üst bacakları sıkıyorum. Karnım ve kuyruk sokumu içeriye doğru aldım. Omuz başlarım yukarıda ve geride. Kollar gövdenin her iki yanında. Avuç içlerim kapalı, karşıyı gösteriyor. Ve Tadasana, dağ duruşu, doğru duruşta kalıyorum. Tadasana dağ duruşunda matın üzerinde öyle sıkı ve sağlam bir dağ gibi kal ki
Yelsen ve göğsünden yavaşça ittirsem sanki karnındaki o köklenmeyle birlikte matın üzerine hiçbir şekilde hareket etmeyecekmişsin gibi gücü bul, bedeni hisset burada. Bedenin rahat ama aynı zamanda kontrollü. Tadasana dağ duruşunda al derin bir nefes. Ver nefesini. Al tekrar. Ve boşalt. Son kez al. Nefes verirken gözlerini aç. Ellerini göğsünün ortasına namaskar mudrada birleştir. Baş parmakların ve topukların birbirine değdi. Kalçanı sıkmaya devam ederken belinden geri nazikçe bükü. Nefesi verirken yukarı yüksel. Eller gövdenin önünden uttanasana. Baş dize kapa. Dizlerini hafifçe bük. Üst bacağını karnına yaklaştır. Kendini karnınla çek. Ellerinle zorlama. Kafanı fazlaca içeriye doğru bastırma. Sırtın rahat. Arka bacaklarında hafif bir açılma. Belki biraz daha derinleşmek istersen yavaş yavaş kalçanı yukarıya doğru ittirebilirsin. Ama sen kalçanı yukarı ittireceksin diye sırtın böyle yüz yuvarlak olmasın. Sürekli açmaya çalış sırtını. Nefesi alırken yarım yola yüksel. Yarım yolda bacaklar dümdüz, sırtın uzun, ellerin istersen avuç içlerin yerde, istersen diz kapaklarında ya da ayak bileklerinde olabilir. Nefesi verirken kapan tekrar uttanasana, baş dize. Aç kalçanı, aç sırtını, uzat burada bedenini. Bedenindeki açılmayı hisset, sıkışmayı değil. Nefesle birlikte sağ bacağı kaldır. Geriye derin bir hamle gönder. Öndeki bacağın mata 90'da. Nefesle birlikte bedeni kaldır. Ve sol kolunu sol bacağına geçir. Omzunu açarak geriye doğru yerleş. 5, 4, 3, 2, 1. Elleri çöz ve Plankasana'ya gel. Plankasana'da üst bedenin düz. Topukların geriye doğru uzuyor ve sağ ayağını sol topuğuna yerleştir. 5, 4, 3, 2, 1, sağı indir, solu yerleştir. Nefesi unutma, nefes alıp vermeye devam et. Ve çok yavaşça çöz bedenini, dizlerini bük, kalçanı geriye ittir ve geriden aşağı bakan köpeğe doğru yükselt bedenini. Aşağı bakan köpekte dizlerin öncelikle bükük olsun. Sırtını uzun tut. Eğer bedenindeki bacaklarındaki açıklığı hissediyorsan ancak o sefer de dizleri yerleştirebilirsin topukları. Nefesle birlikte sırtını kabart. Gel Plankasana'ya. Nefesi verirken dizleri bük. Kalçanı sıyır aşağıdan yukarı. Aşağı bakan köpeğe gönder. Son kez al nefes. Kabart sırtını, gel Plankasana'ya, dizleri bük, aşağıdan yukarıya gönder bedeni, aşağı bakan köpeğe. Bir derin nefes al burada, sağ bacağını kaldır, karnına yapıştır, sırtını kabart, arka ayak parmak ucuna yüksel, karın gücünle elini öndeki ayağının yanına yerleştir, arka topuğu devir. Elini diz kapağına koy ve aç göğsünü yukarı. Nefesle birlikte eller öndeki ayağın yanında topuğu tekrar kaldırdım ve kapanıyorum uttanasana baş dize. Sırtı açarak yuvarlaklaştırmadan nefesi alırken yarım yola yüksel. Bacakların düz, sırtın uzun, rahatladıkça karnını bastırma toparlayan bir şekilde. Nefesi ver ve kapan uttanasana'ya. Sırtın açık ve rahat, bacaklarında milimetrik bir bükülme, eller gövdenin önünden dümdüz kollarla Urdhvastasana'ya yüksel, sık kalçanı, kollar kulakların gerisine, bükül belinden geri, nefes akmaya devam. Nefesi verirken
Eller gövdenin önünden, sol taraf için Uttanasana, baş dizi kapan. Nefesi al, yarım yola yüksel. Bacaklar uzun, sırtın uzun, karşıya bak. Nefesi verirken istersen ayak bileklerinden tutup kendini biraz daha destekleyip biraz daha derinleştirebilirsin. Ellerini matın üzerine koy. Sol bacağını kaldır, geriye derin bir hamle gönder. Topuğunu yerleştir, elini dirseğine koy ve aç göğsünü yukarı. Aç omzunu yukarı, aç, çevir omurgayı. Nefesle birlikte elleri yerleştir ve plank asanaya gönder bedenini. Sol ayak sıranın üzerinde. Sağ ayak solun üzerinde. Çöz ayaklarını, dizleri bük, kendini aşağıdan matı süpürür gibi gönder ve kalçanı götür yukarıya. Nefesi al, sırtı kabart. Dizleri büyük, diz kapakların sanki matı sıyırıyor ve kalçanı yavaşça gönder yukarı. Son kez al nefesini, kabart sırtını. Nefesi verirken süpür matı yavaşça. Ve aşağıya bakan köpektesin. Sol bacağını karnına çek, sırtını kabart. Arka ayak parmak ucuna yüksel, elini öndeki ayağın yanına yerleştir. Arkadaki topuğu devir, kalçandan gücü al, elini geçir aşağıya ve omzunu da açmaya çalışarak kal burada. 5, 4, 3, 2, 1. Eller öndeki ayağın yanında ve ister tek hamlede, istersen iki adımda kapan Uttanasana, baş dizi. Nefesi al, yarım yola yüksel. Nefesi ver, kapan Uttanasana'ya. Eller gövdenin önünden, dümdüz kollarla Ujjayi'ye yüksel. Bir turu bitirdik, iki hızlı tur yapıp yavaşça pozlarla devam edeceğiz. Biraz hızlı olacak. Sık kalçanı, bükül belinden geri. Kapan. Açıl, kapan, sağ bacak geri, plank asana, aştangasana, dizler yerde, göğüs yer, bhujangasana, kobra. Adam kaşınasa, aşağıya bakan köpek, sağ bacağın, ellerin arasına, kapan Uttanasana, açıl yarım yola, kapan, yukarı arasına, kapan, açıl, kapan, sol bacağın geride, plank asana. Aştangasana, bhujangasana, kobra. Aşağıya bakan köpek, sol bacak, ellerin arasına. Kapan Uttanasana, açıl yarım yola. Kapan nefesi ve yukarısını. Son bir tur kaldı. Kapan, açıl, kapan. Sağ bacak geri, plank asana. Aştangasana, bhujangasana, kobra. Aşağıya bakan köpek, sağ bacak, ellerin arasına, kapan, açıl, kapan, yukarı, sol tarafla bitiriyoruz, kapan, açıl, kapan, sol bacak, plank, aştanga, bhujanga, aşağıya bakan köpek, sol bacak, kapan, açıl, kapan, nefesle namaskar mudra. Bedeni sakinleştir, nefese odaklan. Evet, pozlarla devam ediyoruz. Mata kendini paralel al, omuz genişliğinden biraz fazla olsun ayaklarındaki açıklık. Sağ ayağını 90'a, sol ayağını 45 içeriye getir. Nefesle birlikte sağ dizi bük,
Baldır 90'da, topuk topu hizadasın. Bu açıklık bana yeterli olmadığı için arka bacağı biraz daha geriye doğru gönder. Kollarını aç ve sağ eline bak. Gücü hem arka kalçadan hem öndeki bacaktan al. Her iki tarafa eşit olarak paylaştırmaya çalış bedeninin ağırlığını. Ve gücü her iki taraftan eşit olarak bulmaya çalış. Topuk topuğa yadardasın. Arka ayağım 45 derece içeride. Öndeki bacak uzun bir şekilde karşıya açıldı. Eğer kendini iyi hissediyorsan yavaşça arka bacağı kaldır ve beden ağırlığını sağ tarafa doğru. Arka bacağı kaldır ve beden ağırlığını yavaşça sağ tarafa doğru gönder. Bakışların sabit. Nefesle yavaşça tut bacağını ve götürebildiğin kadar yukarı götür. Hem gövden yukarıda hem bacak yukarıda. 5 4 3 2 1 Bakışların hala sabit. Bacağı kaldırdığın yere geri koy. Nefesle birlikte eller bele yerleşti. Öndeki bacak düz ve nefesi verirken yavaşça kapan öndeki bacağın üzerine. Burada ilk amacın kafanı değdirmek değil, ilk olarak üst bacağın karnına değmesi. O sebeple hep amacın ayağına doğru uzamak olsun. 30 saniye buradayız. Sırtını aç. İki göğsünün arasına öndeki bacağı al. Elinin yere gelmiyorsa bir destek alabilirsin. Ve bedeni hep ileriye doğru uzattığını hatırla. Son bir nefes. Yavaş yavaş açılmayı hisset. Ve çok yavaşça yukarıya kalkmadan merkeze gel. Ayaklarını birbirine paralel haline getir. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru salla. Bacaklarında milimetrik bir açılma. Sırtın uzun. Ellerin istediğin yerde olabilir. Elini beline yerleştir ve çok yavaşça yukarıya doğru gönder. İki nefes soluklan. Topuklar birbirine bakacak şekilde ayak parmakları her iki yöne zıt matın üzerine yerleşti. Nefes al, ellerini göğsünün ortasında birleştir. Ve çok yavaşça nefes verirken aşağıya doğru yerleş. Bu açıklık sana yeterli değilse kalçanı dışarıya doğru çıkarmadan biraz daha inebilirsin. Kal burada. Denge, güç, esneklik. Nefesle birlikte yukarı yüksel. Kollarını rahatlat. Arka bacağı iyi hissediyorsan çok nazikçe öndeki bacağın yanına yerleştir. Utkatasana çevir pozda devam edeceğiz. Birkaç kere yukarıya inip tekrardan kalkacağım. Yani hareketli bir şekilde poz uygulamış olacağız. Derin bir nefesle birlikte kollarını yavaşça yukarıda. Ayaklarını istersen omuz genişliğinde, daha da zorlaştırmak istersen biraz daha birbirine yaklaştırıp kapatabilirsin. Al derin bir nefes. Nefesi verirken utkatasana'ya topuklarını kaldırmadan yerleş. Nefesi al yukarı. Kollar kulakların gerisine. Nefesi ver yerleş. Nefesi al yukarı. Ve nefesi verirken yavaşça yerleş utkatasana'ya. Nefesi al yukarı. Karnın içeride, kalçan ve bacakların güçlü. Son bir kez
Nefesi verirken yerleş. Çok yavaşça nefesle yukarıya doğru kalk. Beleni rahatlat ve tekrar mata paralel yerleştir bacaklarını. İki nefes kadar solukla. Al nefes ve boşalt. Al tekrar, ver nefes. Son kez al. Nefesle birlikte sol ayağın 90. Sağ ayağın 45 içeri. Kalça kemiklerini çevirme, kalçan karşıyı göstersin. Dışarıya çıkarma, sırtın dik. Sol dizi bük. Bu benim için yeterli bir açıklık değil. Dizi öne götürüp diz kapağıma yük bindirmek istemiyorum. Bu sebeple arka ayağı geriye doğru birazcık aldım. Kolları kaldır ve savaşçı için sol koluna bak. Kalçam güçlü, uzun bacak güçlü, büktüğüm dizim güçlü. Son bir nefes. Son nefesle birlikte çok yavaşça beden ağırlık transferini öndeki bacağa yap. Bakışlarını sabitle, dengeni bul ve sağ elinle tut bacağı, desteğini alarak hem bacağın yukarıda hem gövden yukarıda. 4 3 Bakışların gezerse dengen bozulur. 2 1 Nefesi verirken ayağını kaldırdığın yere geri yerleştir. Nefesle birlikte kolları indir, bacağı düzleştir ve kalça kemiklerini tut. Öndeki 90 derece ayağına doğru çevir. Derin bir nefes al burada ve verirken yavaşça kapan bacağın üzerine. Önce karnın açık ve uzun bir sırtla. Sonra göğsün ve en son bacağın. Nefesi verirken esnemeyi, açılmayı hisset. Bacağı sıkarsan kasların daha hızlı bir şekilde açılır. O sebeple bacağı boşta bırakma. Belki minik minik sallanmalar yapabilirsin. Son bir nefes. Son nefesle birlikte merkeze gel ve bırak bedenini aşağıya doğru. Sırtın uzun, belin uzun, arka bacaklarında milimetrik bir bükülme. Ellerini beline koy ve yukarı yüksel. Bacaklarını kapat. Nefesle birlikte hazır olduğunda yavaşça matın üzerine yerleş. Dandasana oturuşu için oturma kemiklerinin üzerine gel. Ayaklarını flex'e al. Sırtını dikleştir. Omuz başların geride. Göğsün açık. Başın kafanın ortasının üzerine. Başın göğsünün üzerinde, göğsün kalçanın üzerinde. Sırtını bırakma ya da çok öne götürme. Bir L çizmeye çalış bedeninde. Gözlerini kapat. Ellerinle istersen yanlardan destek alabilirsin, istersen dizinin üzerinde. Ve kal burada. Üst bacak gücünü hisset. Sırtındaki dikliği hisset. Sırt kasların güçlensin.
Son 3 nefes. Son 1 nefes. Sırtı bırakma. Derin bir nefes al ve nefesle birlikte çok yavaşça ileri uzan sağ bacağını, canı şişasana için sol dizinin iç kısmına yerleştir. Göğsün bacağının ortasında, ayağın flexte, nefesi verirken yavaşça önce karnın, sonra göğsün, en son kafan olmak üzere kapat beden arşı. Bir dakika nefeslerle kal burada. Arka bacağında daha fazla açılma hissetmiyorsan ayağını tutup kendine doğru çekebilirsin. Omuzlarını sıkıştırma, bedeni sıkıştırma. Nefes akmaya devam etsin. Sırtını yanlara doğru aç. Kendini hem aşağıya hem de ileriye doğru uzat. Son bir nefes. Son nefesle birlikte poza girdiğin yavaşlıkta pozdan çıkabilmek için nazik hareketlerle yukarı yüksel. Sağ bacağı uzat. Oturma kemiklerinin üzerindesin ve sol dizini yerleştir sağ bacağının iç kısmına. Nefesi al burada. Sırtın dik. Nefesi verirken yavaş hareketlerle, ister ellerinden destek alarak, ister destek almadan kapat. Gel bebeğim. Hoş geldin. Hoş geldin. Son iki nefes. Son bir nefes. Son nefesle birlikte çok yavaşça yukarı yüksel. Bacaklarını uzat. Ellerini koy ve bedeni dinlendir. Sırtı dikleştir. Sol bacağı çek karnına. Üst bacağı karnından çok fazla ayırmamaya ve sırtını yuvarlaklaştırmamaya dikkat ederek bacağı gönder yukarı ve kal burada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve nefesle bırakabilirsin. Sırtı dikleştir. Sağ bacağı tut. Karnını çek. Nefesle birlikte sırtı çok fazla bırakmadan, bacağı çok fazla kaçırmadan yavaşça bacağı dikleştir. Ve minik minik hareketlerle esnekliğin ölçüsünde kendine doğru çek. Kendini sıkma, sıkıştırma. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Nefesle birlikte bırakabilirsin bacağını. Yavaşça her iki bacağı açabildiğin kadar yine bacakların açıklığı ölçüsünde kenarlara doğru gönder. Ayaklarını flex'e al. Derin bir nefes al. Bedenini önce aşağıya, sonra sol tarafa doğru götür. Üst bacağın karnına yaklaşırken kalçanı yerden kaldırma, kalçanı basmaya devam et. Bacağında herhangi bir açılma hissetmiyorsan biraz daha derinleşebilmek için geriye doğru alabilirsin. Ama ayağı flex'ten bırakma. Ujjayi nefesini uygulayabilirsin pozların içinde ve nefesle birlikte çok yavaşça yukarı yüksel. Nefesini al ve bedeni önce öne, sonra sağ bacağına doğru gönder. Kalçan, eğer ki yerden çok fazla kalkıyorsa kalçanı manuel bir şekilde ister elinle ister beden ağırlığına bastırmaya devam et. İzin ver bedenine yavaş yavaş ağırlaşsın bacağın üzerine doğru. Nefese odaklanmaya devam et. Sırtındaki, belindeki açılmayı hisset. Son nefesle birlikte merkeze gel ve sırtını dikleştir. Sağ bacağı içeri katla. Ayağın flex'e. Bedeni önce öne. Sonra uzun bacağını doğru götür. Dizi dirseğe tak. Elinle istersen ayak bileğinden destek alabilirsin. Kolunla ayağını yakala ve nefesle birlikte aç göğsü yukarı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Götür bedeni yukarı. Aç sağ bacağı, kapat sol bacağı. Nefesini al. Önce öne, sonra sağ ve yavaşça. Tut ayak parmağını. Aç göğsü yukarı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve nefesle birlikte yukarıya doğru yüksel. Dizlerini kalçanın altına al. Nefesini al. Kalçayı sağa ve sola çok fazla çevirmeden
dümdüz bir kalçayla ayağın flex'te kal. El bileklerin, kollar güçlü. Karnın güçlü. Karnını aşağıya doğru bırakma. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Dizi bük, bacağı uzat, kalçayı çevirme. Ayak parmak ucu gökyüzünü göstersin. Karnın sıkı, omuzların, sırtın, el bileğin, kolların güçlü. Son nefesle birlikte çaprazdaki kolu yavaşça arkaya doğru götürerek ayak parmak ucundan yakala, dengeni bul ve kal burada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nefesli bırak ve bacaklarını aç. Çocuk pozuna yerleş. Çocuk pozunda kalçan topuklarında bedenindeki açılma devam ediyor. Son nefes. Son nefeste birlikte diğer tarafı yapmak üzere yukarıya doğru yüksel. Sol bacağı kaldır, kalçanı çevirme. Aşağıdaki ayak parmağını istersen takabilirsin. Daha güçlü olmasını istersen bu şekilde kalabilir. Dizi bük ve kalçan yukarı. Karnın sıkı. Nefesle birlikte. İster ayak parmağını tak, istersen takma. Tek bir noktaya bak, dengene odaklan ve çok yavaşça bacağı kaldır, sırtı aç, karnı sıkı tut, kalçayı sıkı tut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak ve çocuk pozuna yerleş. Çocuk pozundan yavaşça yukarıya doğru yüksel. Diz kapaklarının üzerine yerleş. Nefesini al. Ve çok nazikçe ayakların omuz genişliğinde açık. Kalçanın üzerine, diz kapaklarının üzerine yüksel. Kalçanı sık. Kollarını ileri uzat. Derin bir nefes al. Ve hafifçe geriye. 5. 4, 3, 2, 1, gel merkeze, al nefesini, git geri, 7, 6, 5, sık kalçanı, 4, 3, 2, 1, gel merkeze, al nefesini. Kalçanı sık, bacaklarını sık, karnını sık, kollarını boşa bırakma, ileriye doğru aktif bir şekilde uzat. Nefesi al.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve gel merkeze. Kollarını rahatlat. Ayak parmaklarını batatak. Derin bir nefes al. Kendini çok iyi hissetmiyorsan elini beline yerleştir. Ve sadece beli geriye doğru ver. Kendini iyi hissediyorsan her iki topuğunla birlikte ellerini topuklara yerleştir. Ama topuklara basma ve kalçan aşağıya doğru uzuyor. Kalçayı geriye doğru düşürmüyorsun. Hazırsan eğer nefesle birlikte istersen tek eli istersen her ikisini birlikte 30 saniye için tut ve kalçanı ileriye doğru ittir. Nefesle birlikte önce yukarı, sonra dizlerin üzerine ve sonra çocuk pozuna yerleş. Nefesle birlikte yavaşça dizlerini matın başına doğru götür. Nefesini al. İyi hissediyorsan eğer bacaklarının içine yerleş. Daha iyi hissediyorsan dizlerini birbirinden çok ayırmadan önce dirseklerin üzerine bir bak burada kendine. Daha gidebilir misin? Yoksa burası senin için son sınır mı? Daha da iyi hissediyorsun. Çok yavaşça ve nazikçe bedenin içine yerleş. Son nefesle birlikte dirseklerinden desteğini al ve yavaşça yukarı yüksel. Elinin altına herhangi bir destek alabilirsin. Çok yavaşça, acele etmeden çocuk pozuna yerleşir gibi gel. Bacakların arasını aç. Kalçan topuklarında, göğsünü bırak yere. Kal burada 1 dakika. Nefesle birlikte çok yavaşça yukarıya doğru yüksel ve blokları bırak. Nefesini al. Şimdi bir seri yapacağız. Bir poza geçmeden önce. Nefesini al. Ve güçlü bir şekilde plank asanaya yerleş. 3, 2,
1. Nefesle birlikte side plank'e gel. 3, 2, 1. Yukarıdaki bacağı kaldır. Yana koy. Aç karnını yukarı. 3, 2, 1. Plank asanaya gel. 3, 2, 1. Side plank, özür dilerim. Plank asana. 3, 2, 1. Ve sağ tarafta side plank misin? 3, 2, 1. Bacağı yerleştir. Göğsü kaldır, aç omuzları. 3, 2, 1. Gel tekrar side plank'e. 3, 2, 1. Ve plank asanadasın. 3, 2, 1. Dizlerini koy, matın üzerine yerleş. Nefesle birlikte yavaşça pik poza gelebilmek için matın başına yerleş. Pik pozları uygularken bedenimde hem bir güç istiyor, bazı pozlar için bir esneklik istiyor ve çoğu için de denge istiyor. Dengeyi genelde el parmaklarımı hafifçe kabartarak buluyorum. Gücü karnımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, el bileğimden, el parmaklarımdan, bütün üst bölgemden alıyorum. Ben eğer ki belli bir güce ulaştıysam, ortalama olarak %80-%90 şeklinde hissediyorsam pik pozlardaki o gücü, o rahatlığı bulabiliyorsam, artık o poz benim için neredeyse oradaki kaslar poz türkası haline geldiyse, çok bir çabam yoksa, bacaklarımı ister yana, ister yukarı, İster sallayacak şekilde, istersen herhangi bir yöne, yere koyabilirim, kaldırabilirim, yerleştirebiliyorum. Burada önemli olan şey, 1. Yeterince gücümün olması, 2. Dengeyi bulabilmem. Dediğim gibi, gücü buradan buluyorum, dengeyi de genelde el parmaklarımdan buluyorum. Birçok pik poz için geçerli olan şey, chaturanga mantığında kolları öne doğru büküyorum. Aynı chaturanga ya da plank'e gelir gibi, beden ağırlığımı yavaşça kollarımın üzerine, kollarımla birlikte destekle karnımın üzerine veriyorum. Yani hangi poz olursa olsun birçoğunun ana mantığında kollarımı eğer ki dimdik tutarsam bedeni onun üzerine doğru veremem. Beden ağırlığımı kollarımın üzerine verebilmem için kollarımdaki şu bükülmeyi gerçekleştirmem lazım. Ben kollarımı bu şekilde büktüğüm zaman kalçam hafif yukarı, kafam da kollarım uzunken kaldığı halinden biraz daha aşağıya doğru gidiyor. Hala burada kuvvetliyim ama sanki matı öpecek gibi de mata yaklaşıyorum. Kafamı bırakmıyorum. Burada hala kontrollüyüm. Sadece söylemek istediğim şey, orada kafam eğer ki yukarıda kalıyorsa anlamalıyım ki kollarımı biraz daha bükmem gerekiyor. Ve genelde birçok poz için alt kolumun mata 90'a gelmesi lazım. Eğer geriye düşürürsem, eğer çok öne götürürsem bilmeliyim ki pozda dengeyi bulabilmem birazcık daha benim için zorlaşacak. O sebeple genel olarak mantığı bir kez daha gözünün önüne getirmek istersen, kollarım beni merkezde taşıdığı için, dengeyi kollarımın üzerinde bulduğum için kafam yukarıda, kalçam aşağıda değil, kafam hafifçe aşağıya doğru, neredeyse kalçamla aynı hizaya doğru geliyor. Eğer benim kafam çok yukarıdaysa anlamalıyım ki birazcık daha mata doğru, mata öper gibi yaklaşmalıyım. Bu sırada da alt kolumun mata ne kadar 90'a ve dik geldiğine bakmam gerekiyor. Genelde pik pozların ana mantığı bu. Ve beden tek bir tarafa doğru devriliyor. Her iki tarafa devrildiği kısım birazcık daha nadir ve çok güçlü. Tek tarafa doğru devirdiğimde biraz daha rahat kalabiliyorum. Bu sebeple bunun içinde yine pozların içinde tek kolumun üzerine bedenimi taşıyıp devirmem gerekiyor. Şu hareketi yapıyorum. Taşıyıp kolumun üzerine bedeni devriyorum. Eğer burada kolum dimdik kalırsa beden ağırlığımı kolumun üzerine veremeyeceğim için ya da o kolumda yeterince güç yoksa
aşağıya düşeceğim için, kafam matın üzerine çarpacağı için, yere çarpacağı için bedenim bana söylüyor, evet bu kolun üzerine çıkabilirsin, büküp burada beden ağırlığını taşıyabilirsin ya da hayır, o kadar gücün yok, beden ağırlığını burada taşıyamazsın, o sebeple kolunu bükme. Sen bu sebeple kolunu bükmemek için bu şekilde titriyorsun ve kendine karşı bir direnç gösteriyorsun. Bunları fark et ve anlamlandırmaya çalış poz için. Yeterince dengen mi yok, gücün mü yok, esnekliğin mi yok, her neyse. Bu bilinçle bakarsan üçü bir arada. Denge, güç, esneklik. Tek kolumun üzerine genelde yatıyorum ve kolumu, aşağıdaki kolu 90 dereceye alıyorum. Bu poz için, bu haftaki bu kickball için yapmam gereken şey, bedeni yana doğru çevireceğim, ellerimi yere koyacağım, dizleri dizliğe takıp yine dediğim gibi şu hareketi yapacağım. Yani kolumun üzerine gövdemle bu şekilde birleştirip elimin üzerinde kalacağım. Alt kolum ve üst kolum birbirine ortalama bir dik açı çizecek. Öncelikli olarak ayak parmaklarımın üzerine geldim. En rahat halim bu. Topuklar yerde olursa bu şekilde rahat oturamam. Olmazsa da zaten poza çıkamam. Ve dizi dirseğe omurgamı çevirip yerleşiyorum. Burada çok büyük bir olay. Bu şekilde dönmüyor olabilir omurganız. Eğer ki dönmüyorsa biraz omurgayı sağa sola doğru esnetme yapabilirsiniz. Hangi tarafı çalışmak istiyorsanız. Dizi dirseğe taktım. Ellerimi yerleştirdim. Ellerim yan yana ortalama. Ve şu an bedenim birazcık yukarıda. Önce pozu göstereceğim, sonra karşıdan ve yandan göstereceğim. Beden ağırlığımı verdim, dengemi buldum ve bacakları kaldırıyorum. Kalçayı yere doğru düşürmüyorum ve güçlü bir şekilde kaldım. Hatta o kadar güçlüyüm ki, dengem o kadar iyi, gücüm o kadar iyi ki bacaklarımın sallanması bile beni burada düşürmüyor. Yandan gösterdiğimde kafam belli bir alçaklığa, kalçam onun hizasına geldi. Kollarım da dediğim gibi çatırenga mantığıyla göğsüm ve kollarım aynı hizadaydı. Şimdi önden göstereceğim ve bu kolu buraya nasıl yerleşiyorum? Bu kol burada olmazsa, tam altında olmazsa ve uzakta bir yerde kalırsa yine poza çıkabilirim. Ama birazcık daha gücüm olması lazım öyle çıkabilmem için. Benim sol el bileğimde bir problemden dolayı el bileğimi tam yere yerleştiremediğim için elimin üzerini, ama sizin yapmanız gereken şey sağ elimdeki gibi el parmaklarımı kabartarak dengeyi bulmak. Önden gösteriyorum ve o kolu oraya nasıl dayıyorum anlatmaya çalışacağım. Önden gösterdiğimde dizi dirseğe taktım, diz kapaklarım karşıyı gösterirken gövdem kamerayı gösteriyor tam olarak yanda ve havada bunu buraya dayayıp öne doğru inemem. Bu sebeple önce elleri yerleştiriyorum. Sonra bir hareketle kolumun üzerine yerleşip bacakları dengeyi bulup yerden kaldırıyorum. Ve kalçamı da sanki böyle dönmek istermiş gibi yukarıya doğru ittiriyorum. Kalçam aşağıya doğru ağırlık yaparsa, kafam aşağıda, kalçam daha da aşağıda kalırsa bedeni bu şekilde taşıyamam. Karın kuvvetimi kullanarak kalçayı yukarı ittirip kafamla aynı hizaya geliyorum. Şurada bir noktada da kollarım kalmış oluyor. Her zaman için mantık. Kafam ve kalçan aynı hizada, kolların çatırenga mantığında gövdenle aynı hizada. Yani sen aslında dümdüzsün ve şurada orta noktada kollarla kendini destekliyorsun. Bacakların istediğin kadar oynayabilir. Karın gücün daha fazlaysa kalçanı daha yukarıya doğru atabilirsin ve oradan başka pozlara da geçebilirsin. Şimdi son bir kez daha her iki taraftan gösteriyorum. Ve artık dediğim gibi şu kısımdaki gücüm bu poz için o kadar yeterli ve o kadar iyi ki ayaklarımdaki o sallanma beni artık etkilemiyor. Yani anlamam gereken şey pozu deneye çok fazla kez deneyerek %50 ise gücüm %60'a, %70'e, %80'e ve neredeyse %100'e yakın gelmem gerekiyor. O poz için hangi kaslar çalışıyorsa o kasların güçlenmesi lazım. Aynı zamanda şu dönüş için omurgamın esnemesi lazım ve kollarımın, bedenimin belli bir dengeyi de bulabilmesi için
el parmaklarımı da böyle bomboş bırakmıyorum. El parmaklarımı da güzel bir şekilde bir pençe gibi kabartıyorum. Hatta ben bunu tek elimin el bileğinde problem olmasına rağmen şu şekilde yönetebiliyorum. Aslında şunu düşünün, iki el bileğinizle poza giriyorsanız çok daha avantajlısınız. Ben tek el bileğiyle giriyor olmama rağmen hani bir şekilde artık bedenim o kadar hafifledi ki o kaslarım o kadar güçlendi ki pozun içinde rahat bir şekilde kalıp oradan başka pozlara da geçebiliyorum. Şimdi tekrar göstermem gerekirse öncelikli olarak şu taraftan da tekrar bir gösterelim. El parmak diz kapaklarım karşıda, gövdem şöyle bir L çiziyor. Elleri yerleştirdim. Eller önemli. Ve şimdi bu kalça aşağıdan yukarı kalkacak. Kafam yukarıdan aşağıya inecek ve dümdüz bir hizaya geleceğim. Bir nefesle birlikte eş zaman kafamı aşağı bıraktım. Kalçamı yukarı bıraktım ve kaldırdım bacakları ve rahatsam sallıyorum. Diğer taraftan gösteriyorum. Belki bu taraftan görmek iyi gelebilir. Ayak parmak ucundayım. Dizi dirseğe taktım. Gövdem ne kadar ileriye doğru gidiyor. Elleri yerleştirdim. Beden ağırlığımı verdim tek tarafa ve nefesle birlikte kaldırdım bacağı. Ve bak nasıl kaldırıyorum kalçayı. Bak 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 bak. İndiriyorum ve kaldırıyorum. Ve bıraktım. Tamam. En az sağ tarafta ve sol tarafta 10'ar kez denemenizi tavsiye ederim. Ve bir günde çok fazla kez denemeyin. Her gün bir kere denerseniz eğer ortalama 3-4 gün. Bu hafta Sufi meditasyonu ile devam edeceğiz. Sufi meditasyonunda 4 aşamadan oluşuyor Sufi meditasyonu. Normal şartlarda 20-20-20-20 neredeyse 1 saate yakın yapıyor olmam lazım. Fakat ben hani şimdi burada her bir aşamayı, 4 aşamanın her birini 2'şer dakikayla geçeceğim. İlk aşamada yukarıda ellerim karnının ortasında nefesimi alacağım ve şşşş sesini çıkartacağım. İkinci aşamada sağ el madde alemini temsil ediyor. Aşağıda sol el mana alemini temsil ediyor yukarıda. Kollarımı bu şekilde yerleştirdikten sonra avuç içimde tek bir noktaya odaklanarak saat yönünde dönmeye başlayacağım. Sanki öyle konsantre olmalıyım ki ben duruyorum da dünya benim etrafımda dönüyor. Sanki ben dönmüyorum gibi. Üçüncü aşamada yüzüstü yatacağım ve bütün toprağa, yeryüzüne, evrene negatif enerjimi boşalttığımı, yeryüzünden bütün pozitif enerjiyi karın bölgemden bedenime aldığımı hissedeceğim. Ve son aşamada artık müziği kapatıp yavaşça meditasyon oturuşuna yerleşip ellerim çim odada, sırtım dik. Meditasyon oturuşunda iki kaşımın ortasına ya da nefesime odaklanarak kalmaya çalışacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Eller karnının ortasında. Al derin bir nefes.
Her iki avuç için birbirine bakacak şekilde ellerini göğsünün önünde birleştir. Ellerin birbirine değmesin. Ve her iki avucunun ortasında bir şifa topu hissetmeye çalış, bir enerji topu hissetmeye çalış. Ve ellerini yavaş yavaş birbirine yaklaştır ve uzaklaştır. Ve buradaki etkiyi hisset. O elin seni itişini hisset. Güzel bir sıcaklığa ulaşınca ellerini yavaşça birbirine sürdükten sonra önce gözlerine, sonra yanaklarına, sonra iki omzuna, gövdene ve bacaklarına sür. Ayak baş parmağından başının tepesine kadar bu enerjinin seni koruduğuna, seni iyileştirdiğine ve sana şifa olduğuna inan. Bir derin nefesle birlikte hiç acele etmeden çok yavaşça gözlerini açabilirsin, aralayabilirsin.